Türkiye'nin sorunu gıda olamaz. Olamaz. Olmamalı. Öyleyse bile çok kısa zamanda çözmenin yolları vardır. Peki, bunda katkısı olabilecek, bu fikirlerini sormamız gereken, bugüne kadar bu ülkede ne yapılmışsa bunda emeği bulunan insanlar var. Bu ülkede yaşıyorlar ve en büyük seçmen grubunu oluşturuyorlar, emekliler. Ama bu ülkede çok siyaset dehası diye düşünülen insanlar hiç onlara bakmıyor. Anlaşılır gibi değil. 2500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Geçinemiyorlar elbette. Ne yapıyorlar? Emekliden satılık bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Çok severim. Leopar deseni bayanların favorisi. Ama satıyorsunuz mecbur. Evet. Maalesef. Devir öyle bir devir oldu artık. Milli saraylarda memur olarak çalıştım. Yani inanın geçinemiyoruz. Memurdum. Devlet memuru. Geçinemiyoruz yani, aldığımız maaş çok az. Üniversiteyi de okumamıza rağmen devlet kurumunda hak ettiğim dereceye, kademeye bile gelemedim. 3600'ü çıkaracağız diyorlar, o da çıkarmadılar. Maaşımız yani bir asgari ücretin çok çok altında. 150 verene satacağım. 150 liraya satacak en sevdiği yeleğini. Çalışırken almıştı. Üniversiteden, tarih öğretmenliğinden mezun, meclise bağlı milli saraylardan emekli devlet memuru Arife Hanım. Hayalleri emekli olunca gezmekti ama birçok emekli gibi pazarda geçim derdinde. Eşim emekli, ihtiyaçtan dolayı başladık. İşte eş dost verdi biraz. Kendimizin kıyafetlerini pazarlamaya çalıştık. Avrupalılar geliyor emekli. Geziyor, tozuyor. Bizim emekli, biz hem emekli olmuş, ben 2002 yılında emekli olmuşum ve ikinci el iş yapıyorum. İkinci el pazarları emeklilerin geçim kapısı oldu. Emekli muhasebeci Mustafa Bey de emeklilikte gezme hayalleri kurarken emekli olduktan bir süre sonra mecburen çalışmaya başladı. Eşi pazarda kendi kıyafetlerini sattı önce. Şimdi ikinci el pazarında hem kendi hem başkalarının ikinci el kıyafetlerini satıyorlar. Emekli Mustafa Bey servis şoförlüğü yaparken artan mazot fiyatları yüzünden bir de işsizliği tattı. Esas mesleğim benim muhasebeci. Yani ondan sonra işte geldik burada ikinci el satıyoruz. Servis yapıyorduk. Serviste de mazot paraları, mazot yükselince maalesef aldığımız 3000 lira emekli maaşı nasıl yetecek? 150 lira gelen doğalgaz bu ay geldi 700 lira. 150 lira gelen elektrik bu ay geldi 400 lira. Benim iş yerim vardı. Ev ürünleri üzerine yerim vardı. İş yerim kapandı. Ne kadar bunlar ya? 70 lira. Kazanabiliyor musunuz? Daha yeniyiz. İnşallah. Kimi ise esnaftı, kalkamadı maliyetlerin altından. Derya Hanım henüz yeni başladı kendi kıyafetlerini satmaya. Ev ürünleri üzerine yerim vardı. Ev yemekleri. Poğaça, börek. Her gün 20 çeşit menü çıkartıyordum. Birdenbire işsiz kaldım. Şimdi bunları satıyorsunuz. Bunları satıyorum, satmak zorundayım. Ne kadara satıyorsunuz bunu? 10 lira, 20 lira. Ne kadara almıştınız? Çok pahalı demeyeyim. Ayakkabılar da mı sizin? Evet, onlar da benim. Ben marketçiydim. Kendim yerim vardı. İflas ettim. Başka gelir yok. Hiçbir şeyim yok. Kendi evimde başladım, dolabımda başladım. Sonra çevremde arkadaşlarım verdi, onlardan başladım. Sonra parayla mı başladım? Emekli tezgahlarının müşterileri de emekli. Ne yapsınlar insanlar, başka çareleri var mı? Yani bir şeyler satacaklar ki bir şeyler alsınlar. Ben nerede hesaplı var ona bakıyorum. Ben zor yürüdüğüm halde geliyorum, pazarları dolaşıyorum. Çok acı. Başka diyecek hiçbir şey yok. İnsanlar artık çaresizlikten yapıyorlar bunu.